Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir ıslak kek tarifim olacak. Sıcakken sufle lezzetinde, soğuyunca brownie lezzetinde gerçekten muhteşem. Tarifim için gerekli olan malzemeleri hazırladım. 4 adet oda ısısındaki yumurtayı geniş bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtayı krema kıvamına gelip rengi açılıncaya kadar iyice çırpacağım. Islak kekimizin güzel bir dokuya sahip olması için mutlaka bu şekilde kabarıp rengi iyice açılıncaya kadar çırpalım. Şimdi sıvı malzemeleri ekliyorum. 125 ml'lik çay bardağıyla 1 çay bardağı sıvı yağ. 200 ml'lik su bardağıyla 1 su bardağı çay demi ekleyeceğim. İsterseniz çay demi yerine 1 su bardağı süt de kullanabilirsiniz. Çay demi hem süt alerjisi olanlar için güzel bir alternatif, hem de kekin dokusunun daha güzel olmasını sağlıyor. Ayrıca bayatlamasını da engelliyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Artık bu aşamadan sonra yumurtayı söndürmemek için mikser kullanmayacağız. Çırpıcıyla karıştıracağız. Eklediğim sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada çay demini sıcak kullanmıyoruz. Ilıdıktan sonra veya soğuduktan sonra kullanalım. Katı malzemeleri eleyerek ekliyorum. Öncelikle 1 su bardağı un ekleyeceğim. İhtiyaca göre eklemeye devam edeceğim. Çünkü un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre veya unun kalite ve markasına göre mutlaka az da olsa değişkenlik gösterecektir. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1 paket vanilya. 2 paket de kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu 2 paket eklememin nedeni, kabarık ve süngerimsi bir yapıya sahip olması için. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. Daha sonra kıvamını kontrol edeceğim. Kekimiz normal kek hamuruna göre biraz daha sıvı kıvamlı olacak. Ancak bir yemek kaşığı daha un ekleyeceğim. Tam kıvamını yakalayabilmek adına. Katı malzemelerin kekin içerisinde topaklanmaması için mutlaka eleyerek ekleyelim. Kek karışımımızın kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi tepsiye dökerken de tam kıvamını görmüş olacaksınız. Büyük boy dikdörtgen borcamın tabanını sıvı yağ ile yağladım. Şimdi hazırladığım karışımı döküyorum. Kekimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Isındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü bir biçimde pişirelim. İlk 20 dakikada fırınımızın kapağını açmayalım. Kekimiz pişerken hemen sosunu da hazırlayalım. Çünkü hem kek hem de sos sıcak olacak. Yani ikisini de sıcak buluşturacağız. 200 ml'lik su bardağıyla 1,5 su bardağı sütü sos tencereme alıyorum. 125 ml'lik çay bardağıyla 1 çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2,5 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpalım. Tencereyi ocağa aldım. Kıvam alıp koyulaşıncaya kadar kaynamaya bırakıyorum. Sosumuz kaynadı. Bakın gayet güzel bir biçimde de kıvam aldı. Şimdi ocağı kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 6-7 dakika kadar kaynattım. Kekimiz pişti. Pişmesi için 25 dakika yeterli geldi. Kürdanla kontrol edelim. Kürdan temizse kekimiz pişmiş demektir.
1-2 dakika kadar ilk sıcaklığının geçmesini bekleyeceğim. Hemen dilimleyerek sıcak sosta sıcak keki buluşturacağım. İstediğiniz kadar dilimi ayırabilirsiniz. Ben biraz büyük dilimliyorum. Sıcak sosu sıcak kekin üzerine döküyorum. Çok az tabanında bırakacağım ve içerisine biraz çikolata ekleyeceğim. Sosun içerisine şöyle 2-3 parça kadar çikolata ekliyorum. Çikolatayı eriteceğim. Bakın sosunu hemen çekti bile. Çikolata eklemek zorunda değilsiniz. Ben son olarak üst kısımlarının daha çikolatalı ve lezzetli olması için biraz çikolata ekledim. Ama bu şekilde de inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Kaşıkla da biraz düzenledim. İsterseniz şimdi hemen sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Veya biraz bekletip soğuduktan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. İki şekilde de muhteşem oluyor. Ben de fazla soğutmadan hemen bir dilim alarak sizlere kıvamını da göstereceğim. Islak kekimiz bakın gayet güzel bir biçimde sosunu çekti. Üzerindeki kalan kısmı da en son eklediğim çikolatalı kısım. Ben zaten bu görüntüyü elde edebilmek için en son çikolata eklemiştim. Çok da güzel oldu. Şöyle hemen üzerine biraz fıstık dökerek süslüyorum. Sizler de istediğiniz gibi süsleyerek ikram edebilirsiniz. Şimdi bir dilim çıkartarak birlikte kıvamına ve lezzetine bakalım. Umarım düzgünce çıkartabilirim. Çünkü ilk dilimleri her zaman güzel çıkartamıyorum. Sosunu ne kadar da güzel içine aldığını bakın. Kenarından da görebilirsiniz. Hemen şöyle sizlere iç kıvamını da göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Şu anda sıcak, tam bir sufle lezzetinde, soğuduğu zaman da brownie lezzetinde. Yani iki şekilde de lezzeti efsane. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Üstelik her evde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.